akidesi de, davranışları da, ölçüleri de, değer yargıları da tümüyle farklı bir dinin adı olarak gelişmiş ve günümüze kadar gelmiş. Adeta küfür bütün hıncını İslam'dan, tevhidden, tasavvufla almış dense yeridir. Zira İslam'da Allah'ın koyduğuna kadar kural, esas varsa hepsini bozmuş, hepsini değiştirmiş, hepsini böyle tahşiş etmiş, yani eğmiş, bükmüş ve başka şekillere sokmuş. Bu itibarla sufilik, akide itibariyle vahdeti vücudu benimseyen, Allah kendisine benzeyen hiçbir varlığın bulunmadığı, kendi eşi ve benzerinin bulunmadığını defaatle Kur'an'da söylediği halde vahdet-i vücut akidesine sahip olan tasavvuf ehli açık açık Allah'ın tüm yarattıklarının benzeri olduğunu söylemeleri, onların akidelerinin İslam akidesinden tamamen farklı ve ona zıt bir akide olduğunu gösterir. Diğer yandan İslam'ın ortaya koyduğu değerler, mesela insanları yargılarken, olaylar hakkında hüküm verirken, zahire göre hükmetmek, görünene göre, ifadeye göre, eldeki delillere göre hükmetmek ve karar vermek İslam'da esas iken, tasavvufta bu zahirin, bu zahiri gerçeklerin hiçbir önemi yoktur. Tasavvufun allak bullak ettiği kavramlardan biri de budur ve batın esastır, siz zahire aldanmayın derler. Bu suretle de haramı helal ederler, helalleri haram ederler, istedikleri şekilde hareket ederler. Dini istedikleri biçime dönüştürmekte çok maharetli davranmışlar. Asırlardır ortaya koydukları eserler bunları açık açık gösteren deliller olarak elimizde duruyor.